arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıvanç. Bugün yine çok bekleyen bölüm videolarından biri olan matematiği çekmek için yanımızda Caner ve İlayda var. Merhaba. O zaman öncelikle bir sizi tanıyalım. Ben Caner. 3 sene önce Boğaziçi'ne girdim. Kabataş Lisesi'nde okuyordum. 2 senelik matematik hayatımda mutluyum denebilir. Sen söyle. Ben İlayda. Tekirdağ Fen Lisesi'nde okuyordum. Son sene temel liseye geçtim. Ben de okulda 3. yılım, bölümde 2. yılım. Bir sene kilosu hazırlık okudum. O zaman direkt konuya girerekten ilk sorumu İlayda'ya yolluyorum. İlayda, neden bu bölümü tercih ettin? Yani neden matematik? Benim için çok zor bir dönemdi. Çünkü ben ne istediğimi bilmeyen bir insanım. Yani birazcık böyle bir şıp sevdiliğim vardır. Mühendislik çok fazla tercih etmek istemedim. Çünkü mezun olduğumda belli bir alana yöneldiğimde sıkılma ihtimalim çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Evet. Ve matematiği biraz araştırdım. Seçeneklerini finans, açık tutmak istedim. Aynen. Yani. Finans alanında, yazılım alanında ya da çoğu mühendisin yaptığı işlerin olduğu alanlara yönebileceğimi fark ettim. Bu yüzden Boğaziçi dedim, matematik dedim, geldim. Anladım. Güzel. Peki Caner, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Ben aslında İlayda'nın aksine biraz daha rahat bir seçim tercih süreci geçirdim. Ben ya bilgisayar ya da matematik istiyordum. Bilgisayar yani olmadı. Bilgisayar matematik gibi değil aslında. Ya matematikteki imkanlarım, şöyle bir avantajım vardı. Ekonomiye yönelme imkanım olabiliyordu mesela matematik okursam. Hı-hı. Babam da ekonomiyle ilgilendiği için mesela merak ettiğim bir alandı. Ve hani onu da incelemek istediğim için matematik yazdım ki hem bilgisayara istersem yönelebileyim hem de ekonomiye istersem yönelebileyim gibi bir durum oldu. Matematikte yazılıma yönelmek nasıl oluyor? Yani aslında matematik yazılımın temeli olduğu için bazı şeyleri öğrendikten sonra yazılımı öğrenmek çok daha kolay bir duruma gelmiş oluyor. 4 senelik eğitim, lisans eğitiminin sonunda yazılım master yapmak mesela daha kolay oluyor ve aynı zamanda insanlar seni daha fazla tercih ediyor. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Bu bölümü kaçıncı olarak kazandınız ve çalışma motiveniz neydi? Caner'den başlayalım. Bölümü 3000. olarak kazandım. Şu anda taban puanın kaç? Yani en düşük hangi sıralamadan alıyor matematik? Bizim dönemde 15.000'le alıyordum. Sen Caner bayağı yüksek bir puanla tercih ettin. Ben mesela yüksek bir puan kazandım. Benden daha yüksek kazananlar da var. Yani böyle 300. falan bildiğim var. Yani birazcık dediğim gibi tercih meselesi. Matematik sevdalısı. Evet, matematik sevdalısı insanlar var. Biraz daha idealist insanlar var. Mesela direkt akademide yürümek isteyenler var mesela. Onlar zaten direkt düşünmeden yazıyorlar yani. Güzel. Lisedeyken buna karar vermek çok zor olsa gerek. Birazcık zor, evet. Yani peki. Çok iyi bir aslında şey yapman gerekiyor yani. Bilgi alman ve neler yapabileceğini, neler yapamayacağını görmen gerekiyor yani aslında. Kesinlikle araştırmaları gerekiyor. Aslında çalışan motivem Boğaziçi'nde matematik veya bilgisayar okumaktı. İlgi alanın olduğu için. Sen niye bakıyorsun? Ben de baktım dedim. Çalışan motivem aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde bir bölüme girmekti en başında. Zamanla bu matematik veya bilgisayar okumak üzerine evrilmeye başladı. Matematiğe karar verişim biraz daha senenin sonlarına doğru. Daha LYS açıklanmamıştı, tam olarak kaçıncı olacağım belli değildi. Neyse, matematik köyüne gittiğimde bir tane matematik okuyan biriyle tanışmıştım. O bana matematik okumanın ve yani olabileceğin şeylerin güzelliklerini anlattıktan sonra ben biraz daha matematiğe yöneldim. Peki İlayda, sen? Ben 13.000'e girdim bölüme. Zaten Boğaziçi benim her zaman hayalim olan bir okuldu. Ve burayı kazanmak istediğimin farkındaydım zaten ama hani dediğim gibi alanlara nasıl yöneleceğimi ya da hangi anda iş yapmak istediğimi bilmediğim için ve matematik, bunu söylüyorum ama lisede matematiğim çok iyiydi ve matematikle çok uğraşmayı sevdiğim için matematik yazarım diye düşündüm ama asla liseyle alakası yok. O yüzden matematik alanlarını araştırdıktan sonra Boğaziçi her zaman en büyük hayalim olduğu için ona yönelik daha fazla çalıştım. Peki. Aslında ekleyebileceğiz bir ufak bir şey daha var. Evet. Temel bilimlerde bildiğiniz gibi belli bir sıralamaya girdiğinizde TÜBİTAK size burs veriyor. Yani benim motivasyonum aslında ilk motivasyonum bu değildi ama atıyorum mesela 3. 4. motivasyon olarak da bazı insanlar için geçerli oluyor. Bu burstan biraz daha bahsedebilir misin? Bu burstan biraz daha bahsedebilirim tabii ki. İlk 5.000'e girip de temel bilim seçerseniz 2.000 lira burs alıyorsunuz aylık. Yazında alıyorsunuz. İlk bayağı 10 bin... 5 yıl boyunca 12 ay, evet. 2.000 TL burs alıyorsun. Evet. Peki harika. Hazırlıkta alıyorlar mı? Hazırlıkları alıyorsunuz. Peki bir koşulu yok mu? Bir koşulu var. Şöyle, herhangi bir dönemde 2.5 altına düşerse eğer ortalaman, genel ortalaman, burs kaybediyorsun. Ancak 2.5'te tekrar çıkardığında burs almaya devam ediyorsun. 4 üzerinden 2.5. Evet, 4 üzerinden 2.5. İlk tercihin olması gerekiyor mu yoksa ikinci? İlk tercihin olması gerekmiyor. Herhangi bir tercihin olması önemi yok. Sadece girmen yeterli. Buna dair olan bölümü de söyleyeyim birazcık. Tarih, kimya, biyoloji, matematik, sosyoloji, felsefe gibi daha böyle temel bilim olan, hı hı, bölümler hepsi daha iyi. Benim hatırladığım başka bir şey var. Yani ilk 5.000'e 2.000, sonra 10.000'e 1.5. Aynen o tarz o şekilde düşüyor yani. 10.000-20 arasına 20.000'e kadar bu bursu alabiliyorsunuz. 25.000'e kadar, evet. İlayda sen ne kadar alıyorsun? Ben 1.000 lira alıyorum 13.000'e girdiğim için. 10.000-20.000 arasına 1.000 lira var. Anladım.
Okey. O zaman üçüncü soruya geçiyorum. Bölümden, yani derslerden ve hocalardan biraz bahsedebilir misiniz? İleriden başlayalım bu sefer. Ders olarak şöyle, bizim ilk senemizde ikişer seçmeli dersimiz oluyordu her dönem. Ve bu seçmeli derslerde ekonomi, işletme, işte tarih, sosyoloji falan, yani birçok ders var. Serbest seçmeli yani. Aynen, serbest seçmeli ders alabiliyorduk. Çoğu arkadaşımız ekonomi aldı mesela. Ben daha henüz karar vermek için biraz farklı dersler almıştım. İşletmeden falan ders almıştım. İkinci sınıfta yazılım dersi var. Az önce konuştuğumuz yazılıma yönelmek için bu çok önemli bir detay benim gözümde. Çünkü hani yazılım dersi direkt temelden başlıyor ve sonrasında yazılıma devam edebiliyorsunuz. Çünkü diğer sınıflar da seçme derslerimiz çok fazla. Bölüm dersleri zor. Tabii ki bunu kabul etmeniz evet. gerekiyor. Gerçekten çok birinci zor. Birinci sınıfta kaç bölüm dersi var? Biri fizik, ikisi matematik olmak üzere üçer bölüm dersi var iki dönemde. İkinci sınıftan sonra daha çok matematik olmaya, üç matematiğe falan çıkıyor. Seçmeli aynı şekilde üçüncü sınıftan sonra matematik seçmelilerine başlıyoruz. Peki şey dedin, hani lisede matematiğim iyiydi, işte yaparım ben matematiği mantığı galiba bizim okulda işlemiyor. İşlemiyor çünkü ispat üzerine. Lisede daha hesap üzerine olduğumuz için hani konular, altyapınız lisede sağlamsa burada yine bir şekilde ilerleyebiliyor. Çünkü hani hesap dersleri fizikte ya da kitle matematik evet, derslerinde işe yarıyor. Oldu. Aynen. Ama daha çok ispat odaklı olduğu için ki ilk sınıfta ispat dersi alıyoruz. Direkt ispat nasıl yapılır, temelini falan öğretiyorlar. Peki çok mu zor? Çok zor. 10 üstünden? 8. 8. Ama ben zorlu de. Güzel bir zorluk. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Cener? Benim yani zorluk konusundan açıldıysa oradan devam edelim. Yani mesela 10 üzerinden 8 zorluk bence doğru bir puanlama ama bu bence kişiden kişiye göre değişebilecek bir durum. Aynı zamanda kişinin ilgi alanlarına göre de değişebilecek bir durum. Mesela ileride zorlandığı bir derste ben zorlanmayabiliyorum ya yani benim zorlandığım bir derste ileride zorlanmayabiliyor. Bu birazcık aslında matematiğin her alanını görmekle alakalı. Mesela uygulama alanıyla, kanıt alanıyla veya biraz daha böyle soyut alanları var matematiğin. Daha farklı farklı alanları var. Ve mesela bazı insanlar soyut alanlarını çok iyi anlarken garip bir şeyle mesela ben hiçbir şey anlamazken mesela başka biri anlayabiliyor. Bu aslında lisedeyken keşfetmesi zor bir şey. Üniversiteye girdikten sonra, bu bölüme girdikten sonra keşfedebileceğim bir şey. Tabii ki matematik altyapının iyi olması gerekiyor. İlerden dediği gibi hani lisede matematiğim kötüydü, matematik yazayım diye bir şey kesinlikle yapmanızı önermem yani. Ancak hani matematiğiniz iyi olması, burada da matematiği iyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor yani. Peki o zaman dördüncü sorumuza geçiyorum. Bir dakika, çok burnum aktı. Allah Allah ya. Rejinin burnu aktı. Kesin. Peki o zaman dördüncü soruya geçiyorum. Bölümden mezun olunca ne olmak istiyorsunuz? İş imkanları neler? Bölümden mezun olunca ben ekonomi veya bilgisayar alanı öğrenmek istiyorum. İş imkanlarına gelirsek de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim çok fazla seçmeli dersimiz olduğu için farklı farklı alanlara yönelme imkanımız çok fazla oluyor. Aldığımız derslere göre yüksek yaparken daha fazla şansımız oluyor. Çünkü yüksek yaparken başvurduğunda hangi dersleri aldığında bakıyorlar ve dikkat ediyorlar. Ana olarak bizim bölümden mezun olan insanların yöneldiği meslekler şunlar diyebilirim. Hani finansçı, ekonomici, bilgisayar mühendisliği, Ar-Ge alanında çalışan insanlar var. Veya çok böyle matematiği seven insanlar akademik olarak yönelebiliyor bazı bölümlere. Aynı zamanda Boğaziçi'den mezun olmanın da tabii farklı bir etkisi oluyor yani. Sadece matematik okumak değil. Boğaziçi'den mezun olan insanların özel sektörde her zaman yeri oluyor ve özel sektörde matematikçi insanların matematik ve analitik zekalarını kullanmaya yönelik bölümlere sevk edilen çok fazla insan oluyor yani. Öyle evet. söyleyebilirim. Evet. İleride senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de mesela yazılım alanına yönelmeyi istiyorum çünkü zaten yazılım zorunlu dersimizdi ve sonrasında yani tekrardan aynı muhabbete dönecek olursak seçme derslerimize yönelebiliyoruz. Ben çok mesela yaşa. Pazarlama dersi aldım. Çok yaşa. Ben pazarlama dersi aldım ve pazarlamaya da yönelmeyi düşündüğüm oluyor mesela. Ben yani çok fazla alan var aslında. O zaman son sorumuza geçiyorum artık. Bölümün ekstra imkanları var mı? Yani Erasmus olsun, staj olsun, hocalar bunu destekliyor mu? Aslında ben başlayayım. Aslında ben birazcık bunu araştırmak için söyleyeceğim. Yani yok demek çok doğru olmaz ama bizim bölümün kısıtladığı bazı şeyler var. Kendi işlerinde muhtemelen kısıtladıkları şeyler. Mesela bizim ders programımızdaki matematik dersleri genel olarak yurt dışındaki matematik dersleriyle uyuşmuyor. Mesela oradaki herhangi bir dersi aldığınızda burada gelip saydırmanız bayağı zor oluyor. Özellikle matematik alanındaki dersler üzerine konuşuyorum şu an. Yani o yüzden mesela bizim bölümden Erasmus'a veya Exchange'e gittiğinizde daha matematik dersleri değil de böyle işte yabancı dil dersleri, ekonomi dersleri, ne bileyim daha böyle işletme dersleri, daha böyle biraz daha farklı alanlardaki dersleri alıp onları burada saydırmayı tercih ediyor insanlar. Çünkü bizim bölümün dersleri dediğim gibi burada saydırması bayağı zor oluyor. Bir de sizin bölüm gerçekten okulda meşhur ekstrem zorluğuyla evet. hani GPA yapabilmek hani 2.5 şartı var. Evet. Ona ne diyorsun? Aslında şöyle bir avantajı var. 2.5 üstüne çıktıktan sonra mesela bizim bölümdeki 2.7 puanlı 2.7 GPA olan bir insanla
herhangi bir başka bölümdeki 3.5 veya 3.5'un daha üstünde yani olan GPA'lar aşağı yukarı denk gibi oluyor Erasmus sıralamasında. Yani matematikte 2.5 üstü yapmak zaten başarıdır. Evet. Yani 2.5 üstü yaptıktan sonra çoğu insanla aşağı yukarı eşdeğer bir duruma geliyorsun. Tabii 2.5 üstü yapmak başka bölümde 3.5 üstü yapmak aşağı yukarı aynı zorlukta olduğu için yani pek bir farkın kalmamış oluyor aslında. Bir de ben Caner'in yönetim kurulu üyeliğini yaptığını biliyorum bir kulübün. Biraz da böyle kulüp imkanlarından bahsedebilir misin? Evet, her konuğa bunu soruyoruz. Aynen, o kısmı bahsetmemiştik. Şöyle diyebilirim aslında, birazcık garip gelebilir hepinize. Mühendis kulübünde 2 sene boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptım ben. Yani matematik okuyor olmam veya herhangi başka bir bölüm okuyor olmam aslında mühendis kulübünde olmamı etkilemiyordu. Aynı zamanda mühendis kulübünde olduğum için mühendislikle ilgili alanlarda da çalışabileceğim, başka şeyler yapabileceğim imkanlar olmuş oldu. Yani matematik yazdım, eyvah işte mühendislik istiyordum aslında. Taze düşüncelere kapılmanıza gerek yok. Aynı şekilde başka kulüpler var okulumuzda. Yani isterseniz matematik yazıp işletme bölümünde de kulüplerine girebilirsiniz. Yani bu tarz imkanların hepsi okulumuzda zaten mevcut, 45'e yakın kulüp var. İstediğiniz anda atıyorum. Yani matematik okuyup da sinema kulübüne de girip işte film çekebilirsiniz. Fotoğrafçı kulübüne girip fotoğrafçı olabilirsiniz veya bu tarz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şey. Boğaziçi'nin imkanları zaten bu konuda çok fazla. Yani okuduğunuz bölümden çok aslında Boğaziçi'ni istiyor musunuz? Bence ilk önce bunu düşünmelisiniz. Bunu da söyleyebilirim bence yani. Peki. O zaman hızlı tur sorularına geçiyorum tamam artık. Biraz daha seri olacağız. İlk sorunuz, bu bölümü okuduğunuz için pişman mısınız? Ben kesinlikle değilim ama çok zorlanamıyorum. Bazen çok zorlanıyorum, bazen çok eğleniyorum. Yani, eğleniyorsun. Evet. Sen çok eğlenmiyorsun ama biz eğleniyoruz. Ben de pişman değilim. Yani başka bir bölüm olsa okuyamazdım büyük ihtimalle. Çok zorlanıyorum. Matematik aşkı. O zaman ikinci sorumuz, maaş beklentiniz. Mezun olduğunuzda, ilk işe girdiğinizde maaş beklentiniz. Yani tabii nerede işe girdiğine göre değişebilecek bir durum tabii ki. İlk en alttan başlayacağımı düşünürsem mesela 4.000-5.000 arası bir şey çok normal geliyor ama en alttan başlayacağımı düşünerek. Eğer mesela tabii yaptığım işlere göre değişebilir dediğim gibi. Yani mesela herhangi bir finansçı veya analistçi bir insan olacaksam mesela 4.000-5.000 normal ama bir yazılımla uğraşacaksam, herhangi bir yer için kod yazacaksam daha fazlasını yani beklerim. İsterim. Evet, isterim. Güzel. Evet, İlayda. Benim de 5.000. Dedim yani bir işle uğraşacağımı düşünmem. Ben birden fazla bir işle uğraşırsam ve toplam gelir düşünürsem 5.000'le başlarım. Anladım. Evet, üçüncü soru. Kaç TL versek veya dolar veya euro bölüm bırakırsınız? Ya şimdi bir kere bir ufak bir hesapla 2.000 lira aldığını düşünürsek bir yılda 24 bin lira ediyor. 5 yılda, işte. 5 yılda 120 bin lira ediyor. Yani 120 bin lira vermeniz lazım ki en azından bölüm bırakmam gerekiyor. Bölüm bıraktığımda başka bir bölüme geçecek miyim? Önemli nokta bence bu. 120 bin lira mı Hayır, istiyorsun? Bölüm bıraktığımda, vizyonsuz herif. Bölüm bıraktığımda başka bir bölüme geçecek miyim? Burada kaç milyon dolarlar söylendi ya? Ben ne diyorum sana? Sen ne diyorsun bana? Geçmeyeceksin, okulu bırakıyorsun. Ha, okulu bırakıyorsam 2 milyon isterim en az. Dolar mı? Dolar tabii. Evet, İlayda. 7 kuşak torunuma yetecek bir miktar verirseniz neden olmasın? Fazla vay miktar vay. Yani. Fazla. Bu bunu karşılayamayın. Ben geleceği düşünüyorum bakma yani. Dördüncü soru bizim bölüm için biraz enteresan bir soru. İlk önce Caner'e soruyorum. Bölümde çok fazla, bol, güzel kız var mı? Peki. İlayda, yakışıklı erkekler konusunda ne düşünüyorsun? Evet, sorularımız bu kadar. Kapanışı konuklar yapıyor bu serimizde. Öyle o yüzden evet, sizden bir kapanış rica edeceğim. Sınava çok az bir süre kaldı ve hepinize başarılar diliyoruz. Umarız ki bu okula, bu güzel bölümlere gelirsiniz ve çok güzel bir meslek hayatınıza ulaşırsınız. Meslek yani çok tatlı oldu. Kanala abone olmayı. Ayı, insan bir baştan başa dedik. Ayı beğen dedik. Ayı adam ya. Ayı ne? Bize beğenmeyi olmayı. Beğenin lan. Ben de sınavınıza başarılar dilerim. Umarım istediğiniz bölümleri, istediğiniz yerleri kazanırsınız hepiniz. Ve umarım video faydalı olmuştur hepiniz için. Soracağınız daha farklı şeyler varsa, söylemediğimiz, anlatmadığımız şeyler varsa yorumlara sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.